Peki hocam, diyabet hastaları, şeker hastaları, şeker hastaları oruç tutabilir mi? Şimdi şeker hastalarının bir kere en son söyleyeceğimizi en önce söyleyelim. İster gizli şekeri olsun, ister açık şeker hastalığı olsun, ister insülin direnci olsun, asla ve kata oruç tutmamaları gerekmektedir. Çünkü şeker hastalarında asıl mesele zaten pankreas yeterince insülin salgılayamamakta veyahut da salgıladığı insülin etkili olamamaktadır. Bu durumda uzun süre aç kalırsa, almış olduğu gıdalarla kan şekeri erken dönemde yemekten sonra hızla yükselir. Uzun süre aç kalacağı için daha sonra kan şekeri hızla düşer. Yani hem hiperglisemi hem de hipoglisemi dediğimiz ataklar gelişir. Bu da vücudumuzda bulunan organlardaki damarlara oldukça zararlı etki yaratır. Şekerin yüksek kalması ve hızla düşmesi. Bu tür hastaların asla ve kata oruç tutmamaları gerekmektedir. Çünkü bunlar az az sık sık yemeliler. Günde 3 ana öğün ve arada 2 ya da 3 tane de ara öğün almak durumundalar. Yani şeker hastalığı, diyabet zor bir hastalık. Tabii ki zor bir hastalık. Yani hem dediğim gibi insülin direnci nedeniyle şeker hastalığına aday olanlar ya da açlık kan şekeri genelde sınırımız 100'dür. %100-26 arasında olan bozulmuş açlık glikozu dediğimiz durumda olanlar ya da tokluk kan şekerimizin genelde ikinci saatte 140'ın altında olması lazım. İkinci saatin sonunda 140 ile 199 arasında olanlar, yani bozulmuş glikoz toleransı olanların dahi tutması doğru değildir. Çünkü bunların da belli aralıklarla yemek yemeleri gerekmektedir. Uzun süre aç kalmak ikinci bir etkisi de şeker hastalığı vücudumuzdaki birçok organa ve özellikle böbrek, kalp, damar, beyin ve göz damarları gibi çeşitli organlarda hasara neden olmaktadır. Şekerin yani glikozun hızla yükselmesi ve hızla düşmesi açlık nedeniyle bu organlarda olacak damarsal hasarı arttırır. O nedenle dediğim gibi tutmamaları en doğrusudur. Evet sevgili izleyenlerimiz, hocamızın da belirttiği gibi, İsmail Çelik hocamızın da belirttiği gibi gerçekten diyabet, şeker hastalığı çok zor bir hastalık ve tabii bu hastalığa yakalandıysanız da Ramazan ayında da çok dikkat edin. Çünkü oruç tutulmaması gerektiği noktasında hocam bilgiler veriyor. Çünkü şeker hastaları günlük ara ara yemek yemek zorundalar. 3 ana öğün. 3 ana öğün. 2 ya da 3 de ara öğün almak durumundalar. Hele hele yaz dönemine gelen bu oruç dönemlerinde süre çok uzadığı için bu kadar uzun süre 16-17 saat aç kalmaları büyük sıkıntı yaratır. Peki hocam, şöyle bazı hastalarımızda şöyle bir durum da oluşabiliyor. Peki biz sahurda yesek ki sahur yapılıyor ve akşam yemeğinde de 2 öğün ve aralarda da yesek olabilir mi diyorlar. Olabilir mi peki? Şeker hastalarında mesela kişi şeker hastası ama oruç tutmak istiyor. Sahurda yiyecek. Yok hayır. Az önce konuştuk. Oradaki mesele ara öğünlerin şeker hastalarının 5-6 saatte bir şeyler yemeleri gerekmektedir. Pankreastan salgılanan bir bazal insülin dediğimiz insülin vardır. Bu sürekli salgılanır. Bir de yemeklerden sonra salgılanan insülin vardır. Bu da bolus insülindir. Bu insülinler kan şekerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Aşırı yükselmesini ve düşmesini önlerler. Ama siz böyle 15-16 saat aç kalırsanız, sahurda fazla yediniz, ondan sonra uzun bir süre 14-15 saat açlık süresi var. Akşam da hızla yemek yediniz yine aynı şekilde. Bu yemek yediğiniz dönemlerde kan şekerinde hızlı yükselmeler olur ve pankreasın insülin salgılanması, yani şekeri önleyen, düşüren insülin zaten yetersiz ya da etkisiz olduğu için bu yeterli koruma olmayacaktır. Kan şekeriniz normale göre çok daha fazla yükselecektir ilaç kullansanız bile. Daha sonra da bu hızla düşecektir. Hipoglisemi dediğimiz ani açlık, baygınlık, efendime söyleyeyim gibi durumlara neden olur. Bu durumda da
dediğim gibi ani yükselmeler ve düşmeler vücutta bulunan damarlarda da olumsuz etkiler oluşturur ve şeker hastalığıyla ilgili yan etkilerin daha kısa sürede ve çabuk ortaya çıkmasını sağlar. O nedenle belirttiğimiz gibi şeker hastası olan, gizli şekeri olan, insülin direnci olan kimsenin asla oruç tutmaması gerekir. Peki yeni yeni başlayan şeker hastalığında da mı aynıdır hocam? İşte gizli şeker dediğimiz odur. İster ağızdan ilaç kullanıyor olsun, oral, tablet olarak, ister insülin kullanıyor olsun, isterse insülin direnci olsun ya da bozulmuş açlık glikozu ya da bozulmuş glikoz toleransı olsun. Dediğim gibi şekerle ilgili açık ya da gizli şekeri olan kimsenin tutması doğru değildir. Evet, tutamaz mı? Tutabilir. Ama dediğim gibi şekerin oluşabilecek yan etkilerine açık hale gelir ve olumsuz etkilenir. Yani risk altındaki grup diyebiliriz. Evet, riskte olanlar da dahil buna. Hocam tansiyonda eşdeğer değil şimdi mi? Şimdi tansiyonda şöyledir, tansiyon hastalarından nedene bağlıdır. Tek ilaç kullananlar hekimlerine sorarak mevcut olan oruç öncesi bir hafta 10 gün kadar önce tetkiklerini yaptırarak çok belirgin bir sıkıntılar yoksa ve doktoru da müsaade ediyorsa deneyebilirler diyorum. Ama eğer bazı sıkıntılar ortaya çıkıyorsa, dediğim gibi idrarında protein kaçağı varsa, sodyum, potasyum vücuttaki bazı mineralleri eksiliyorsa, böbreği susuz kalıyor, üre kreatinin gibi böbrek süzmesiyle, çalışmasıyla ilgili değerlerde yükselme başlıyorsa susuzluktan hemen bırakmaları gerekir. Ama birden fazla ilaç kullanıyorlarsa o zaman tutmalarını asla tavsiye etmiyoruz.